Yazan Sabahat Emir, yöneten Öznur Kırkıcı, kurgu, montaj Kamil Birici, idari yapım Oğuz Kağan Aydoz, Atiye Gülveren Türkeş, Keriman Elif Özvarnalı, Nemide Canan Aksu, Süheyla Esma Işıklar, Cemal Kamil Bilici, genç kız Döne Gün Doğdu, hizmetçi Neslihan Çoban, birinci kadın Sadiye Yönet, ikinci kadın Esim Yalçıntaş, Hüseyin Oğuz Kağan Aydoz. Anne, uyandın mı? Uyandım kızım, sabah oldu mu? Oldu ya. Nasılsın bugün anne? Daha iyiyim. Ağrın var mı? Yok, yok çok şükür. Aman şeytan kulağına kurşun. Öyle korkuttun ki bizi. Doktor ufak bir spazm dedi ama yüreğimiz ağzımıza geldi yine de. Çocukların üzüntüsünü bir görmeliydin. Yavrularım benim. Durduğunuz yerde keyfinizi kaçırdım sizin de. Aman anne, o nasıl söz öyle? Aman, ihtiyarlık zor. İstesen de istemesen de çevrendekilere yük oluyorsun işte. Vallahi çocuk gibi konuşuyorsun anne. Yük olmak ne demek canım? Seni düşünmek, sana bakmak bizim görevimiz. Hem senin gibi bir ihtiyara can kurban. Sağ ol kızım, Allah razı olsun. Sizler de olmasanız kim ne olur benim halim? Çocuklar burada mı? Yok, eve gittiler. Okulları var biliyorsun. Cemal Bey? O da işe gitti. Aman, kriz geçirdiğini duyunca telaşını bir görmeliydin. Hangi doktoru getireceğini şaşırdı. Seni sevdiğini bilirdim ama bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum doğrusu. Sağ olsun. Damat yarı erkek evlat sayılır ne de olsa. Getirdiği doktor birinci sınıf uzmanmış. Yoksa bu kadar kısa zamanda toparlanamazdın. Allah çocuklarından güldürsün onu da. Bir dakika, kalkmak mı istiyorsun anne? Şöyle biraz doğrulsam iyi olacak galiba. Sen kıpırdama, ben arkana yastık veririm. Oldu mu anne? Sağ ol kızım, sağ ol. Artık bundan sonra kendine daha iyi bakman gerekir. Bakıyorum kızım, bakıyorum aslında. Kendimi fazla yormamaya çalışıyorum ama ne bileyim ben. Pehrizime dikkat ediyorum ama işte yaşlılık. Vücut eskidi ne de olsa. Bu ev seni çok yoruyor da sen farkında değilsin. Sonra yalnız yaşamak kolay değil. Ne yapalım kızım, kaderin cilvesi bu işte. İnsan beşikten mezara kadar yalnız aslında. Gerisi hep avunma. Bizim yanımıza gelebilirsin pekala. Yok kızım, baştan beri söyledim sana. Ev üstüne kurulmaz diye. Herkes kendi kökünde yaşamalı, orada ölmeli. Ay aman, ölüm lafı etme Allah aşkına. Zaten sinirlerim bozuk. Dün akşam Cemal bu eve giden onarım masraflarını hesapladı. Öyle bir yekün çıktı ki şaşarsın. Üstelik de boşuna. Hala dam akıyor. Duvarlar çatlıyor. Merdivenler dökülüyor. Yılların evi ne de olsa. Bitmiş artık anne, çürümüş. Olsun, benim ya. Cemal kesin kararını verdi akşam. Koskoca müteahhit ne de olsa daha iyi bilir. Yıktırıp yeniden yaptıracak burayı. Olmaz. Olmaz. Dur, hemen telaşlanma anne. Heyecanlanmak yasak biliyorsun. Bizim davamız ev değil, senin sağlığın. Biraz sakin kafayla düşün hayat. Cephesi dar ama yine de 3 katlı apartman çıkabilirmiş. Alt katta kendin oturursun, diğer katları da kiraya verirsin. Aman istemem, istemem. Bir de kiracılarla mı uğraşacağım? Canım, Cemal varken sen ne diye uğraşacaksın kiracılarla? Eline fazla para geçer, fena mı? Rahmetli babandan kalan maaş yetiyor bana. Bir kattan fazlasını giyemiyorum. Bir kattan fazlasını yiyemiyorum nasıl olsa. Düz ayak bir katın rahatlığını düşünsene anne. Haldır huldur merdivenlerden inip çıkma derdi olmaz. Dam aktı akacak endişesi duymazsın. Şu 2 günlük ömürde rahat edersin. İyi ama güzel kızım, benim evimden şikayetim yok ki. Rahatım Allah'ıma şükürler olsun. Allah, benden söylemesi anne. Cemal kesin kararını verdi bu hususta. Bu cumartesi eşyalarını bize taşıyacak. Ne demek yani? Size mi yerleşeceğim? Canım telaşlanma hemen. Geçici olarak. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Kahvaltını getireyim önce ha? Ben gelinceye kadar sakın fazla hareket etme. Müzik.
Keriman, kızım, kızım, damlamı veriver bana. Tamam canım, tamam, getiriyorum. Al bakalım. Ver, sağ ol kızım. Birden ne oldu bana böyle, öyle halsizim ki. E kolay değil hayatım, ne de olsa bir spazm atlattın. Bu durumda yalnız kalamazsın anne. Bakıma ihtiyacım var. E ben de sürekli yanında kalamam. Üsküdar neresi, Topağacı neresi? Her gün gelmek de olmaz. Evde sorumluluklarım var, dernek çalışmalarım var. Haklısın Keriman kızım, bakma şimdi şaşkınlığıma. İyi oldum aslında, iyileştim. Bu halsizlik de yatmaktandır, geçer. Sen meraklanma bir tanem, ben kendi kendime bakarım. Biz eski toprağız nasılsa, hem komşularım çok iyidir, yardım ederler bana. Olmaz hayatım. Sonra benim de aklım hep burada kalır. Rahat edemem. Biraz da beni düşün. İkide bir komşularım, komşularım diyorsun. Bu devirde kimden kime fayda var? Yo, öyle deme. Benim komşularım bambaşkadır. Hele tamamıyla iyileş bakalım. Şu ev işi de hallolsun. Sonra gelirsin yine anne. Ah, ne desem bilmem ki. Hem geçici bir süre içinde olsa biricik kızının yanında oturmak bu kadar mı zor geliyor sana? E aşk olsun anne yani. Yok kızım, yok yavrum, Kerimancığım, evlatçığım, alınma. İnsan yaşlandıkça alıştığı düzenden kopamıyor işte. Yoksa canım feda size. Bizim birbirimizden başka kimimiz var ki? Öyleyse daha fazla nazlanma. Peki yavrum, peki kızım, peki. Sen canını sıkma hele. Bak beni en kısa zamanda buraya geri getireceksin ama, değil mi? Getireceğim, getireceğim. Mwah, mwah, mwah. Dur yastığı alayım da sen yine biraz uyu bakalım. Ben de valizini hazırlayayım. Eşyalarım? Aman anne, ne eşyası var burada? Bu kırık dökük şeylere eşya mı diyorsun sen? Ev yenince eşyaları da yenilirse. Ne o, kalkıyor musun? Yat yat, sıkıldım artık. Hayatım yatsan daha iyi olur. Bak halsizim diyorsun. Yok, kalkınca hal mal gelir. Hastalığa yüz verdikçe astarını istiyor bak. Aa, şu faturaları gördüm de aklıma geldi. İstersen ben önce gidip elektrik parasını yatırayım. Daha sonra zamanımız olmaz. Ah yavrum benim, sana da zahmet oluyor ya. Aman anne, ne zahmeti Allah aşkına. Benim işim bunlar. Evde de hep ben takip ederim bunları. Sen de fazla dolaşma, olmaz mı canım? Olur canım. Benim Atiye Hanım teyzeciğim, Nemide. Aa, sen misin Nemide? Benim. Anahtarı atayım da gir içeri. Dur bir dakika. Olur. Hay Allah, nereye koydum peki ben bu anahtarı? Hay Allah, akılda kalmadı ki. Hah, işte burada. Nemide, tut kızım, atıyorum. At, korkma at. İyi oldu, dertleşeceğim birinin gelmesi. Pek iyi oldu. Gel Nemideciğim, gel yavrum, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk teyzeciğim, şunu da bırakayım da. Ne o elindeki gene? Tavuk suyuna şehriye çorbası. Aman Nemide, niye zahmet ediyorsun yavrum? Vallahi üzülüyorum. O nasıl söz teyzeciğim, öpeyim. El öpenlerin çok olsun yavrum. Geç otur hele şöyle. Maşallah, bugün iyi gördüm seni. Sabahleyin kırılıp dökülüyordum ama şimdi iyiyim çok şükür. Keriman Hanım gitti mi? Yok, burada. Elektrik paralarını yatırmaya çıktı. Kaç günden beri paralanıyor yavrum. Şu spazm dedikleri gözümü bayağı korkuttu Nemide. Şimdi maşallah iyisiniz ama, renginiz de yerine gelmiş. Allah razı olsun, kızcağızım bir baktı ki sorma. Ya biliyorum. Ben de eziyet veriyorum diye öyle mahcup oluyorum ki yavrum. Ne var mahcup olacak teyzeciğim? Evlat bugünlerde gerekli insana.
Öyle de gene kıyamıyorum işte. İlahi teyzeciğim, siz hiç kimseye kıyamazsınız zaten. Hep benden konuşuyoruz. Peki sen nasılsın? Çoluk çocuğun nasıl? Hepimiz iyiyiz işte. Sizin hastalığınıza üzülüyoruz. Yo, ben iyiyim artık. Teşekkür ederim kızım. Biraz yatacak oldum. İşte şu güzelim evim, şu kuş yuvam elden gitti. Nasıl yani? Anlamadım. Ah, sorma annemi de başıma geleni. Bu atlı üstlü ev beni yoruyor diye damadım yıkıp apartman yapmaya karar verdi. Siz istemedikten sonra? Benim istemem önemli değil. Kızım istiyor. Bunca yıllık evladım, ciğerparem, bu evim benim için ne ifade ettiğini hiç anlamıyor, hiç. Direnecek oldum, üzüldü. Ne yapayım, boyun eğdim ben de. Buradan bütün kopmamak için. Ne yapalım Atiye Hanım teyzeciğim, hayırlı olsun. Hiç üzülmeyin bana kalırsa. Gerçekten rahat edersiniz, katın rahatlığı bir başkadır. Hani bizimki razı olsa, ben de yıktırıp apartman yaptırmak isterim doğrusu. Sen gençsin daha. Ama benim bu yaştan sonra beton duvarlar arasına sıkışmam ne zoruma. Bir beton duvar uğruna şu güzelim asma, şu mis gibi ıhlamur ağacına hiç kıyılır mı? Ah Nemide kızım, ah içimdekileri ne kızıma ne damadıma anlatabiliyorum. Ne yapsınlar, onlar da sizin iyiliğinizi düşünüyorlar teyzeciğim. Ah keşke beni yerimden yurdumdan edecek kadar düşünmeseler Nemideciğim. Şu ıhlamur ağacı var ya, ben bu eve çocuk yaşta gelin geldiğim zaman körpecik bir ağaçtı. Bir gün hiç unutmam, bizim rahmetli bey bir şeye çok sinirlenmişti. Öfkesi dağları kaplayacak kadardı. Korkumdan bu ağacın tepesine çıkmış buldum kendimi birdenbire. İlahi teyzeciğim, sizi o ağaca çıkmış halinizle düşünüyorum da. Hiç sorma. Peki bey amca bulmuş muydu sizi? Nerede? Ağaç korkumu hissedip bir kol kanat gerdi ki bana. Oho, bulana aşk olsun. O gün bugündür. O ağaç benim can dostumdur, can dostum. Bütün ağaçlar aslında öyledir ya. Tabii. Bak, gevezeliğe daldım. Sana kahve pişirmeyi unuttum şimdi. Ah teyzeciğim, sağ olun istemem. İçecek olsam kendim yaparım. Sen kahveyi seversin halbuki. Severim, severim de midem rahatsız. Aman teyzeciğim, aman. Ay, benim öksürmemem gerek halbuki. Su vereyim size, öksürüğü keser. Çok teşekkür ederim kızım. Buyurun, şöyle yaslanın. Sağ olasın. Yatın bana kalırsa. Kusura bakma Nemide kızım. Aşk olsun teyzem, ben yabancı mıyım? Durun şu yastığı da alayım. Alma, böyle daha rahat konuşuyoruz. Uyumaya çalışın. Aman, günlerden beri uyuyorum. Zaten konuşmaya ihtiyacım var. Aman, yorulmayın da. Yorulmam. Sevdiklerimle dinlenirim ben. Seni de pek severim bilirsin. Teşekkür ederim teyzeciğim. Ben de sizi çok severim. En az annem kadar. Sağ ol evlatçığım, sağ ol. Ay, şunlara bak. Ne güzel cıvıldaşırlar. Birbirlerine kim bilir neler söylerler. Kim bilir. Onlardaki muhabbet biraz da insanlarda olsa. Değil mi ya? Kuşlar kadar olamıyoruz Nemideciğim. Olamıyoruz. Anne, oyalanma artık. Şoför sabırsızlanıyor. Geliyorum kızım, geliyorum. Ayrılmadan önce evceğizme şöyle bir bakayım dedim. Aman, şu harabede ne var anlamıyorum. Nesine bakıyorsun sanki? Geldim işte. Biliyor musun Keriman, yıkılmadığını o kadar seviniyorum ki. Sen ağlayıp sızlanınca, tekrar yataklara düşünce Cemal de dayanamadı tabii. Büyük bir tamiratla geçiştirelim demek zorunda kaldı. Allah razı olsun. Hepinizden anlayışlı çıktı vallahi. Neler topladın sen öyle? Aman. Birkaç parça ıvır zıvır işte. Kim bilir ne gereksiz şeylerdir. Ver bana, ver. Ben taşırım, ver. Yo. Ağır değil, taşırım. Sen kapıyı aç yeter. Ne sabırsız şoför bu böyle? Keriman, şu yavrucuklara bak. Hele beni uğurlamak için nasıl toplanmışlar.
Dur hele dur da şu torbamdaki şekerlerden şunları dağıtayım. Benim şekerlerime alışkındır bunlar. Anne geç kalıyoruz. Sabırsızlanma. Nerede bu şekerler? Hah işte buldum. Alın bakayım yavrularım, alın bakayım. Anne şoför kızacak şimdi. Tamam yavrum, aman şoför bey oğlum, tamam geliyoruz. Kızım sen arabaya git, hele ben bir iki saniye komşularımla vedalaşayım. Çabuk ol ama anne. Peki yavrum peki. Nemide niye ağlıyorsun kızım? Bir iki aya kadar geleceğim. Biliyorum biliyorum da kendimi tutamıyorum işte. Kendi anamızdan ayrılsak bu kadar ağır gelmez vallahi. Canım komşularım benim. Ben de sizler olmadan yaşayabilir miyim sanıyorsunuz? Ya gideceğiniz yerde bütün bütün kalırsanız? Hadi oradan sen de. Beni de aldatacaklar. Atiye teyzenizi bu kadar mı vefasız sanıyorsunuz? Ev pırıl pırıl, şipşirin olsun da. Bakın ne güzel sohbetler yapacağız efendim. Ne keyifler edeceğiz. Tabii, tabii teyzeciğim. Aa, Nemide. Buyur teyzeciğim. Bak, ıhlamur ağacım sana emanet. Bazen çocuklar kuş vurmak için taş atarlar. Görürsen engel ol, attırma. Tabii, tabii korkma, korurum tabii. O benim can yoldaşım. Yalnız Nemide mi? Hepimiz göz kulak oluruz, merak etme sen. Sağ olun, sağ olun. Aa, hani arkamdan su dökmeyecek misiniz? Dökmez olur muyuz Atiye teyze? Ayten, Ayten, su kovasını getir kızım. Çabuk, çabuk. Hadi Allah'a emanet olun. Güle güle, güle güle. Anne yapma Allah aşkına. Bir süre sonra nasıl olsa döneceksin. Cemal, şu ışığı söndür ne olur. Ne oldu? Uyuyamadın mı? Uyuyamadım. Başım o kadar ağrıyor ki. İlaç aldın mı? Aldım aldım ama kolay kolay geçmiyor. Yine niye canın sıkıldı senin? Ay anneme. Niye? Ne oldu ki? Onu aldattık. Yıkılmayacağını söyleyip evinden çıkardık kadıncağızı. Ne var bunda? Öteki türlü de gönül rızasıyla çıkmak istemiyordu ki. Şimdi hiç değilse bir umutla seve seve çıktı. Bak göreceksin, o harabenin yerine pırıl pırıl bir ev yapıldı mı nasıl hoşuna gidecek. Ah inşallah dediğin gibi olur. Şey... O ıhlamur ağacı da kesilecek mi? Elbette. Bütün bahçeyi kotaracağız. Kümes gibi vivirane yerine geniş katlar olacak, fena mı? Yine de hoşuma gitmiyor. Ihlamur ağacını ne kadar sever bilirsin. Dairelerden birisinin kirasını aldı mı ıhlamur ağacını filan unutur, merak etme. Bu devirde para her şeyden tatlı gelir insana. Annemi tanımıyorsun sen. Tanıyorum tanıyorum. Seni de tanıyorum. Dairelerden birisinin kirasını sen aldın mı? Yo yo, hepsini o alsın. Parasına dokunmayalım. Ya canım, o kadar parayı ne yapacak? Birisinin kirası yeter de artar bile. Cemal, olanlar hiç hoşuma gitmiyor. Hadi bakalım, fazla inceleyip sık dokunma da migrenini azdırma. Uyumaya çalış. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Allah kahretsin, sabah sabah kim bağırtıyor şunu? Kimsenin bağırttığı yok hanımcığım. Kendi kendine bağırıyor. Bir huzursuzluğu var ama anlayamıyorum. Ne oldu bu hayvana? İki de bir de hayvan deme şuna. Tony, Tony gel bakayım. Gel. Neyin var oğlum? Gel. Aman oğlunu sevsinler. Aman aman. Tony, Tony sus Allah aşkına. Zaten başım çatlıyor. Karnını doyurdun mu bunun? Daha ona sıra gelmedi hanımcığım. Önce beyefendinin kahvaltısını hazırladım. Sonra küçük beyin. Sana ondan kaç kere sonra... söyledim önce bunun mamasını ver diye. Hem aç bırakıyorsun hem de ne oldu diye soruyorsun bir de. Tabii bağırır zavallı. Mahsus mu yapıyorsun anlamıyorum ki. Ama hanımcığım bakın. Hadi mamasını getir çabuk. Tamam tamam getiriyorum. Aman bu köpeklevlerden de bıktım. Sus oğlum sus. Şimdi yemeğin geliyor. Sus güzelim. Üzme anneciğini. Biliyorsun iki gündür migrenden kıvranıyorum. İşte getirdim. Gel bakalım. Gel Tony efendi. Gel. Al al rahat dur rahat. Al al. Canım canım ne kadar da acıkmış. Çocuklar gitti mi? Oğlan gitti, kız yatıyor. Annem? İçeride. Ne zaman kalktı? Aa bilmem, çok erken kalkmış olmalı, duymadım. Şu hayvan, ay şey, şu köpeğin havlamalarından yüreği ağzına geldi zavallının. Kabahat kimde? Bende tabii. Yumurta haşlayayım mı size? Yo yo sakın. Hiçbir şey yiyecek halim yok.
Anne. Hı? Çok mu oldu kalkalı? İşte. Senin başın nasıl oldu, geçti mi? Yok canım, nerede? Bir kere tuttu mu birkaç gün sürer artık. Rengin de uçmuş. Allah Allah. Bu kadar ilaç alıyorsun, geçmedi mi? Onları da almasam çıldırırım herhalde. Süresini doldurmadan geçmiyor. Sen de fazla yorup durma kendini. Yorması var mı anne? Evin bütün sorumluluğu bende. Derneklerin yükü üzerimde. Ben olmadan kimse bir iş yapmıyor bu evde. Gel otur hele şöyle. Gel otur. Sen nasılsın? Başının dönmesi geçti mi? Geçti. Geçti de. Şimdi de soluğum daralıyor. Havadandır. Bu lodos deli edecek bizi. Boğulur gibi olup kaç kere uyandım geceliğin. Sonra bir kabus. Bir kabus. Keşke akşam et yemeseydin anne. Ondan mı bilmiyorum. Artık dayanamadım, kalktım. Oturduğum yerde içim geçmiş. Bu sefer de uyur uyanık. Kimi gördüm dersin? Kimi? Şimdi anlatmaya kalksam gülersin yine. Biliyorum anne. Şeyi özledin sen. Üsküdar'ı. Daha ilk günden özlemeye başlamıştın evini, öyle değil mi anne? Öyle tabii. Kolay mı kızım? Ne var rahat olsan biraz anne. Öz kızının evindesin. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Senden iş isteyen yok, aş isteyen yok. Yan gel keyfine bak, haksız mıyım? Haklısın kızım, haklısın belki ama. Ne bileyim işte. Herkes alıştığına derler. Ah, o benim güzel evim. Ah, o terasımdaki renk renk çiçeklerim. Konum, komşum. Üzerinde uyuklayıp durduğum o sedirim. O cıvıl cıvıl ötüşen kuşlar. O yaşlı ıhlamur ağacım. Hele, o hele, o elimde değil. Ne yapayım? Neyse, onu bunu bırakalım da ana kız karşılıklı birer çay içelim ha? Ben içtim yavrum sen iç. Daha fazlası dokunuyor bana biliyorsun. Ay şu köpeğin havlamaları yok mu? Canımı ağzıma getiriyor sanki. Sevil, Sevil. Efendim anne. Bağırtıp durma şunu. Anneanne rahatsız. Sevil. Tamam geldim. Good morning, how are you? Kızım şu lafları Türkçe söylesen de biz de ne dediğini anlasak. Aman ne tatlıymış. Günaydın. Nasılsınız diyordum anneanneciğim. Dur deli kız. Canım benim canım. Sevil anneanneni sıkmasana. Ne yapayım, dayanamıyorum. Bu kadar tatlı olmasaydı. Canım kahvaltınızı yaptınız mı? Anneannen yapmış ama ben yapmadım. Akşam çok geç geldin. İyi ki baban duymadı. Duysaydı ne olacaktı yani? Suat'ı tanımıyor mu? Nerelere gittiniz bakalım? Boğaz'da yemek yedik, biraz da dolaştık. Sonra bir diskoteye gittik. Öyle dans ettik ki topuklarım hala ağrıyor. Evlenmeyi düşünmüyor musun? Kimle? Suat'la mı? Çıldırdın mı anne? Allah yazdıysa bozsun. Suat zirzopun teki. Sadece arkadaşız biz onunla. Hem ben evlenmeyi düşünmüyorum ki. Herkes yaşı gelince evlenmeli bana kalırsa. Ben evlenmeyeceğim. Ta ki anneannem gibi bir tonton bir ihtiyar çıkana kadar. Anneannen evlendi de gün gördü, uğur gördü kızım. Aman anneanne, atma şimdi. Evlenip de doğru dürüst gün gören var mı? Böyle başlanılan hiçbir işten hayır gelmez ki. Nasıl yani? Pervasız, böyle küçümser gibi. Aslında çok önemli. Çok kutsal bir şeydir evlenmek. Güzeldir, manalıdır. Vay 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 vay, bizim tontona bak sen, neler de döktürüyor. Anlat anlat, neşeli oluyor. Sen alay et bakalım. Dünyanın dingeli çıkmış zahir. Yaşlanınca şöyle parmak kadar çocukların maskarası oluyor insan. Kızdın mı bana tonton? Niye kalktın anne? Ay, bir yorgunluk çöktü üzerime. Gideyim de biraz yatayım kızım. Ay yani çok mızıkçısın anneanne. Sevil sus artık. İyi peki sustum. Zaten bu evde fazla konuşulmaz. Herkes bir havada. Yani bir anneannemin havası eksikti. Ben kahvaltımı yapmaya gidiyorum. Onun kusuruna bakma anne, ne olur. Patlama. Geldim, patlama. Hay Allah Hüseyin Efendi. Bunlar ne? Siparişler. Sabahleyin getirdin ya. Bunları bir saat önce telefonda ısmarladık Keriman Hanım. Aman yine bir sürü ıvır zıvır. Ver bakayım ver. Aman dur canım, hepsini birden tutuşturma elime. Birer birer. Ha şöyle. Aman bir türlü gözü doymaz şu bizim hanımın. Ay düşüyor. Ay kırılacak bir şey yok ya içlerinde. Yok. Ha şöyle. Şu paket pastaneden ezilmese iyi olur. Hayırdır, davet mi var abla? Aman ne zaman yok ki.
Yok dernek toplantıları, yok oyun partileri, yok yaş günleri, yok bilmem ne günleri. Aman bıktım vallahi bıktım. Akşamları yorgunluktan yattığım yeri bilemiyorum. Hepsi bu kadar değil mi? Bu kadar, hadi bana eyvallah. Fatma Hanım, kimmiş? Bakkalın çırağı, siparişleri getirmiş. Onları mutfağa bırak, sen buraya gel biraz. Olur olur, geliyorum. Geldin mi Fatma Hanım? Geldim geldim. Salon tozunu almış mıydın? Ha, camları henüz bitirmiştim işte, Hüseyin Efendi geldi. Aman gözünü seveyim, elini çabuk tut biraz. Ay merak etmeyin hanımım, üçten önce kimse gelmez nasılsa. Aa olsun, yine de hazırlıklı olalım. Ben de gidip fırına bir bakayım. Geçen seferki gibi keki yakmayalım. Ay ay aman aman, silsil bitmiyor. Ay ay belim, ay yorgunluktan bittim vallahi. Ne iş ne iş. Aa bir şey mi arıyorsunuz büyük hanım? Yo şöyle biraz dolaşayım dedim. Ay dolaşmasanız iyi de edersiniz. Her tarafı daha yeni temizledim. Batırmayalım değil mi ya? Şu pencerenin önüne otursam biraz. Yalnız terliklerinizin altını oradaki beze silin, tamam mı? Maşallah, yani her taraf pırıl pırıl olmuş. Merak etmeyin, şimdi gelirler, her tarafı çamura bularlar, yerler, içerler, oynarlar. Of of! Bu evde de nereye otursan karşında ya duvar görüyorsun ya ev. İlahi büyük hanım, saray gibi ev. Tek kusuru bu olsun. Öyle kızım öyle. Bana bak, hani şu karşı penceredeki kara kuru hanım neyin nesi acaba? Böyle kıpır kıpır yerinde pek duramıyor. Ay kimmiş ayol o? Dur bakayım. Nerede? Hani? Aa üçüncü katta mı? Şu sağ taraftaki pencere mi? Karşıda işte. Tam karşıda. İlahi büyük hanım. Ömürsünüz vallahi. Ayol köpek o. Aa, yok canım. Doğru söyle. Sahi mi? Tabii. Şu geniş pencereli değil mi? Evet o. Aa köpek o köpek. Allah Allah. Gözlerim ilerledi herhalde. Tevekkeli değil, bir gariplik sezdim. Allah Allah. Köpekler de böyle pencereden mi seyrediyorlarmış yani? Siz çok yaşlı yine mi? Buraya geleli 2 ay oldu. Hala alışamadınız. Neye alışabildim ki kızım? Pek memnun değilsiniz galiba buradan. Memnunum, memnunum ama işte bilirsin. Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle vatanım diye inlemiş. Öyle demeyin, burası da vatanınız sayılır. Ne de olsa kızınızın evi. Üstelik sizi çok seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Canım, ciğerim onlar benim. Ama işte, insan alıştığına derler ya. Evimi, barkımı arıyorum. İşte ne yapayım, ayıp değil ya. Yok canım, niye ayıp olsun? Ayıp olur mu hiç? Ah görüyor musunuz? Ah daha işlerimiz bitmedi. Hay Allah. Fatma Hanım. Tamam duydum. Açıyorum efendim, açıyorum. Ben de ayak altında dolaşmayayım bari. Filmdeki o sahneleri görünce teyzemin şaşkınlıktan çılgına dönmüş halde kaypak kaypak kaçışını hiç unutmayacağım. Çok hoştu vallahi. Uğraşmayın benim anamla. Alışkın değil o böyle şeylere. Alışır efendim, bizimkiler nasıl alıştı? Artık bunlar doğal şeyler. Bizim Berin'in kaynanası özellikle bu tür filmler istermiş. Berin dedin de aklıma geldi. Onun kocası azıtmış yine. Bizimki Boğaz da artist bozuntularından biriyle görmüş onu. Deme, Berin duymasın. Aman duysa ne olacak? O da aldırmıyor artık, keyfine bakıyor. İyi de ediyor aslında. Dikkat edersen son günlerde çok da formunda. Ne de olsa jimnastik salonlarının müdavimi. Yalnız jimnastik salonu mu ciciğim? Ya o yakışıklı masöre ne dersin? Aralarında bir şey mi var demek istiyorsun? Gün gibi aşikar değil mi? Ay aman lafa daldık da çayı unuttuk. Çayları tazeleyelim. Ya iyi olur valla. Başka içenler de olur. Bu Fatma Hanım da nerede her zaman böyle yapıyor. Çayları bir kere verir, ondan sonra pır. Ara ki bulasın. Sürekli dolaş, kimin neye ihtiyacı varsa bak. Kaç kere tembih ettim ona, bana mısın demiyor. Ah bunlar böyledir Kerim amcım. Hele benimkisi, bilseniz komalara sokuyor beni. Ay en iyisi gidip ben bir bakayım. Fatma
Fatma Hanım, neredesin sen? Buradayım hanımcığım. Ayol nerelerdesin? Deminden beri herkes çay bekliyor. Geliyorum geliyorum hanımcığım. Biraz büyük hanıma bir şeyler hazırlayayım demiştim de. Önce misafirlere bak, ondan sonra. Peki peki, merak etmeyin siz. Tony nerede, sesi çıkmıyor? Uyuyor. Daha iyi değil mi? İyi tabii. Hadi geç kaldın. Allah'ım bana yardım et. Burada ne kafa dinlemek mümkün, ne de uyumak, ne de rahat bir soluk almak. Bir an önce evime kavuştur beni Allah'ım. Kafa dengi komşularıma, o ıhlamur ağacıma. Kim o? Size çay getirdim büyük hanım. Pasta ve börek de. Onları götür kızım, sadece çay içerim. Aa, bunlardan da iyi. Ama baksanıza ne kadar güzel şeyler. İyi de canım istemiyor kızım. Son günlerde bir şey yemiyorsunuz. Çok da zayıfladınız. Bu karmaşada, bu gürültüde iştahımı kalır. Her gün, her an bu. Biraz dalayım demiştim. Şu güm güm vuran ses yok mu? Öyle can havliyle uyandım. Keriman Hanım oğlana geç gelmesi için tembih etmişti ama. Sağ olsun. Yeni müzik seti alındı alınalı. Kolay kolay evden çıkmıyor. Ah, ah gençlik işte. Hasta mısınız, başınız mı ağrıyor? Derdiniz mi var? Kimsenin aldırdığı yok. Öyle ya. Hiç değilse şu böreğin tadına bakmazsanız darılırım valla. Koy bakayım peki, hatırın kalmasın. Çok güzel oldu. Peki peki, hatırın kalmasın gerçekten. Pek de nefis olmuş. Misafirler ne alemde? Aman ne bileyim, oyuna oturdular işte. Abuk subuk şakalarla sizi kaçırdığından beri doğrusu pek kızıyorum. Hizmetlerini bile görmek istemiyorum. Pes valla. Ne dedikodu şeyler bir bilseniz. Fatma Hanım. Ay görüyorsunuz ya. Bir dakika rahat yok. Geliyorum. Kerim Hanım, şuradan bana bir prova versene. Daha yemek bitmedi. Olsun. Yemek arasında ne var şu postal kokulu şeyi tüttürmesen. Al. Senin bu postal kokulu şey dediğin ne kadar pahalı biliyor musun? Aman, bedava verseler almam vallahi. Kızım, Sevil, Sevil. Bugün çok yorgunum kızım. Şu müziği kıssanız biraz, kafam kazan gibi. Olur mu baba? Michael Jackson bu. Görüyorsunuz ya valide hanım. Dünkü çocuklara bile halimizi anlatıp sözümüzü geçiremiyoruz artık. Ne yaparsın oğlum? Gençlik işte. Patates kızartması isteyen var mı? Cemal, anne. Bir iki tane koy bakalım. Sağ ol kızım, istemem. Kızartma dokunuyor biliyorsun. Cemal, bugün seni telefonla aradım, yerinde yoktun. Bütün gün şantiyedeydi. Neyse ki kazı işleri bitti. Malum diyorsun. Anladım, anladım. Bir koca ağaç kestik ki evlere şen. Yaş bir ağaç mı kestiniz yani? Ya yok canım, ihtiyar bir ağaç. Kurumaya yüz tutmuş neredeyse. Ah canım, vah vah. Kökünden sökülüp de kim bilir hangi mezbeleye atıldı şimdi. Siz de olayı drama çeviriyorsunuz valide hanım. Kurumaya yüz tutan ağaçlar kesilir bizde. Şu ağaç lafını kapatsak nasıl olur? Ha? Anne, anne, rengin kül gibi oldu. İlacını getireyim mi? Yok kızım yok, iyiyim, iyiyim. Keyfinize bakın siz. Damat bey oğlum. Buyurun valide hanım. Yalvarırım, yarından tezi yok. Beni evime götürün ne olur. İyi de onların işleri daha bitmedi ki. Olduğu kadar. Yeter ki götürün beni ne olur. Elini ayağını öpeyim. Estağfurullah valide hanım. Hayrola bir şey mi oldu? Yok ne olsun. Ölmeden dünya gözüyle evimi, ıhlamurumu göreyim. Aman anne, ömürsün yani. Trajedi yaratmakta üstüne yok. Ne var ölümden bahsedecek şimdi? Anlatamıyorum güzel evladım. Anlatamıyorum. Bir sıkıntı var içimde. Sanki içimden bir şeyler böyle zorla kopartılıyormuş gibi. Elimde değil. Ağlamayın valide hanım. Lütfen sakin olun. Keriman, annene ilacını versen iyi olur. Yok yok, biraz uzanırım geçer. İştahım kaçtı vallahi. Kimin kaçmadı ki? O kesilen ağaç onun ıhlamuruydu değil mi? Evet ama... Ne yapacağız şimdi? Durup durduğumuz yerde iş çıkarttık başımıza. Canım sen de kuruntu edip her şeyi uzatma bu kadar.
Pırıl pırıl bir kata çıktığı zaman bütün bu hallerini unutacak. Göreceksin. Ah, inşallah öyle olur. Şu zeytinyağlı tabağını uzatır mısın bana? Hardal ister misin? Aa, iyi olur. Eline sağlık. Bonfile de iyi pişmiş hani. Of, yavaş yavaş dinlenmeye başlıyorum galiba. Hayrola Nemide, daldın gittin. Ya evet, ne zaman şu apartmana baksam içim cız ediyor. Atiye Hanım teyzenin evinden mi söz ediyorsun? Hı-hı. Sorma, oraya baktıkça ben de fena oluyorum. Giden gittikten sonra allı pullu yazılarla nasıl Atiye Hanım'ın apartmanı yazdılar değil mi? Boş, dünya boş. Sanki bir daha dönemeyeceği içine doğmuş gibi. Zorla gittiydi zavallı. Ya ıhlamur ağacının kesildiği günün gecesi ölmüş diyorlar. Öyle mi acaba? Bilmem. Belki de hizmetçinin uydurmasıdır. Niye uydursun? Ama belki doğrudur. Rahmetli o ağacı o kadar severdi ki. Neler anlatmıştı bana. Aslında ben de ne kadar üzüldüm o ağaç kesilirken, biliyor musun? Ya ben bütün gece ağladım. Hay Atiye Hanım teyzem, hay. Nur içinde yatsın. Ah, gördün işte. Bir kök söküldü. Bir temel çöktü. Ah, bir temel çöktü Seyla'cığım. Ah.